İyi günler arkadaşlar. 5. föyümüzle birlikteyiz. Konu başlığımız hücre. Hemen konumuza başlıyoruz. Evet, hücre. Bütün canlılar hücrelerden oluşurlar. İster basit olsun, ister gelişmiş olsun. Bütün canlılar hücrelerden oluşurlar. İstisna var mı? Var. Kim o? Virüsler. Virüsler hücre değildir. Dış kısımlarında protein bir kılıf vardır. Kapsit diyoruz. İçlerinde ise genom bulunur. Bir şeye hücre diyebilmemiz için mutlaka bir hücre zarı, bir sitoplazması ve içerisinde bir yönetici molekülünün olması gerekir. Virüsü istisna tutarsak eğer, tüm canlılar hücrelerden oluşmuşlardır ve canlıların temel görev yapı birimi hücredir. Bunu unutmuyoruz. Devam ediyoruz. Evet, demek ki bir canlı hücre ise, basit de olsa, gelişmiş de olsa, hücre zarı, sitoplazması ve kalısal materyali olacak. Biz canlıları hücre tiplerine göre iki grupta inceleriz. Bir hücre ya prokaryottur veya ökaryottur. Bakın, üçüncü bir hücre tipi yoktur. Ya prokaryot veya ökaryot. Peki ne gibi benzerlik ve farklılıkları var? Hem prokaryot hem ökaryot hücrede. İkisinde de mutlaka hücre zarı vardır. Her ikisinde de mutlaka sitoplazma vardır. Bakın, hücre zarı ve sitoplazma hem prokaryotlarda hem de ökaryotlarda var. Fakat çekirdek veya çekirdek zarı sadece ökaryot hücrelerde bulunur. Prokaryot olan hücrelerde çekirdek yoktur, bir çekirdek zarı yoktur. Yani kalıtsal materyalleri hücrenin sitoplazmasında serbest haldedirler. Bu birinci ve en önemli fark. Demek ki prokaryotlarda çekirdek zarı, dolayısıyla bir çekirdek yok. İkinci ve en önemli fark, o da şudur. Organel farkı. Prokaryot olan hücrelerde bir tane organel vardır arkadaşlar. O da sadece ve sadece kimdir? Ribozom organeli. Ribozom zarsız bir organeldir. Bunu şöyle de söyleyebiliriz. Prokaryotlarda zarlı organeller yoktur. Bakın, prokaryotlar bir tek ribozom organelini taşırlar organel olarak. Ökaryotlarda zarlı organeller de vardır. Mitokondri vardır, kloroplast olabilir, golgisi olabilir, ER olabilir, lizozomu olabilir ama prokaryotlarda sadece ribozom vardır. Peki neden başka bir organel değil de ribozom? Ribozomu bu kadar önemli yapan yönü nedir acaba? O da şudur. Ribozom protein sentezleyen. Bakın, asıl bu değil. İkinci söyleyeceğim daha önemli. Ribozom enzim sentezleyen organeldir. Eğer enzim üretebilirsen bir hücrenin içerisindeki çoğu aktiviteyi yapabilirsin. Mesela prokaryot bir hücre oksijenli solunum yapmak için mitokondriye ihtiyaç duymaz. Gerekli enzimleri ribozomunda ürettirir. Hücresinin sitoplazmasında enzimi sayesinde oksijenli solunum reaksiyonlarını yapabilir. Mezozom denilen zar kıvrımları vardır. Onlar aracılığıyla da yapabilirler. Mesela prokaryot olan hücrelerde kloroplast da yoktur. Ama fotosentez yapan prokaryot olan hücreler vardır. Prokaryot hücrelerde kloroplast yoksa nasıl fotosentez yapabiliyorlar? Evet, kloroplast yok ama klorofilleri olmak zorundadır. Gerekli enzimleri de ribozomlarına ürettirirler ve ne yapabilirler? Fotosentezlerini yapabilirler. Peki kimler prokaryottur? Bakın, bakteriler prokaryottur. Eskiden mavi yeşil alg diyorduk. Artık siyanobakteri diyoruz ve bakteriler aleminin içerisinde de gösterebiliyoruz. Bakın, bakteriler, siyanobakteriler prokaryottur ve arkeler prokaryottur. Demek ki bakteriler, arkeler, bunlar prokaryot. Siyanobakterileri de söyleyebiliriz. Ökaryotlar kimlerdir peki? Dikkat edin, alem alem söylüyorum. Protista alemi ökaryot bir alemdir. Başka? Mantarlar alemi ökaryot canlıların olduğu bir alemdir. Bitkiler ökaryottur. Hayvanlar ökaryottur. Peki insanlar bunların içerisinden hangisine girer? Tabii ki hayvanlar alemi içerisine girer. İnsanlar hayvanlar aleminden bir canlıdır. Devam ediyoruz. Evet, bazı örnek sorularımız var. Onları da çöze çöze gidelim. Aşağıda verilen canlılardan hangisinin kalıtım materyali sitoplazmaya dağılmış olarak bulunur? Yani bize prokaryot olanı bul diyor. Kimler prokaryottu? Bakteriler, siyanobakteriler ve arkeler. Evet, o zaman cevabımız ne olacak burada, bakın? Arkeler olacak. Bir başka soru daha çözelim.
Prokaryot bir hücreden farklı olarak yapılarından hangileri bulunur? Az önce de bunu konuştuk. Hücre zarı ikisinde var. Sitoplazma ikisinde de var. Ama çekirdek sadece ve sadece ökaryotlarda vardır. O zaman cevabımız ne olacaktır? Ceyhan seçeneği olacaktır. Evet, devam ediyoruz. Hücre ile devam ediyoruz yine. Dikkat edin. Bakın, hücre zarının yapısı sıvı veya akıcı mozaik zar modeli şeklinde tanımlanır. Yani hücre zarı modeli sıvı veya akıcı mozaik zar modelidir. Nasıl bir şey bu? Dikkat edin, yapısı şöyledir. İki sıra lipid tabakası vardır. Bakın, şurada gördükleriniz lipid tabakası. İki sıra lipid tabakası vardır. Yani yağ. Ve bu iki sıra lipid tabakasının arasında protein molekülleri rastgele dağıtılmıştır. Proteinler yağın içerisinde yüzerler. Yerleri sabit değildir. Dikkat edin, iki sıra lipid tabakası, yağ tabakası arasında protein molekülleri ve proteinlerin yerleri sabit değil. Yağın içerisinde hareketlidirler. Biz bu yapıya sıvı veya akıcı mozaik zar modeli diyoruz. Protein olduğu için hücre zarı dağılıp kaybolup gitmiyor. Ama yağ olduğu için aynı zamanda akıcılık, akışkanlık özelliği vardır. Ve bu durum bize hücre zarını anlatabiliyor. Peki hücre zarının yapısında ne var? 3 şey var bakın. Protein, yağ ve karbonhidrat. Ben bunu aynı zamanda yoğunluk sırasına göre söyledim. Bir hücre zarının yapısında en fazla protein bulunur. %60, %35 yağ bulunur ve %5 karbonhidrat bulunur. Bakın, şu yağdı, şunlar yağ molekülleri. Şu yağların arasına dağılmış olanlar protein molekülleri. Bir de bakın, proteinlerin üzerine gelen veya yağların üzerine gelen böyle siyah çubuklar var. Onları görüyorsunuz. Bakın, eğer şu gördüğünüz siyah çubuklar karbonhidrat. Dikkatli dinleyin şimdi beni. Eğer proteinin üzerine gelmişse biz buna glikoprotein diyoruz. Eğer yağın üzerine gelmişse glikolipit diyoruz. Peki bunlar ne işe yarıyorlar? Yağı gördük, proteini gördük. O protein ve yağların üzerine gelmiş, karbonhidratları da gördük. Proteinlerin üzerine geliyorsa glikoprotein, yağın üzerine geliyorsa glikolipit diyoruz. Ne işe yarıyor bunlar? Bakın, hücrelerin gözleri yoktur. Biz birbirimizi gözlerimizle tanırız. Evet, sen şusun, sen Ahmet'sin, sen Mehmet'sin, sen Ayşe'sin tanırız. Hücrenin gözleri yok. Hücre zarında gözler yok ama glikolipit ve glikoprotein denilen kollar var. Bu kollarla bir hücre etrafını tanır. Glikolipit, glikoprotein kollarla alınacak bir besini tanır. İki hücre birbirini glikolipit, glikoprotein kollarıyla tanırlar. Ve dikkat edin, burada en önemlisi de kimdir biliyor musunuz? Glikoprotein. Bakın, bu glikoproteinler çok önemlidir. Buradaki proteinleri özel DNA şifresiyle yaparlar ve kimlik görevi görür. Yani bir tane hücre şu glikoproteine dokunduğu zaman o hücrenin hangi hücre olduğunu anlayabilir. Ak yuvarlar vücudun içerisindeki bir hücrenin o vücuda ait olup olmadığını bu glikoproteinlere dokunarak anlıyorlar. Peki bu glikolipid glikoproteinler ne sağlıyorlar? Dikkat edin. Hücre zarının seçici geçirgen olmasını sağlıyorlar. Yani glikolipid glikoprotein kolları olduğu için bir hücrenin zarı hangi maddeyi alması, hangi maddeyi almaması gerektiğini bilebiliyor. Ve bu hücre zarının en önemli özelliğidir. Bir hücrenin zarı seçici geçirgendir. Yani pordan geçebilecek kadar küçük olsa bile eğer hücrede işe yaramıyorsa onu almaz. Evet, büyük moleküllü bir madde zaten içeriye giremez. Pordan geçebilecek olan bir madde eğer hücre onu istemiyorsa içeriye almaz. İstiyorsa alır. Biz buna seçici geçirgen özelliği diyoruz. Peki seçici geçirgen özelliği bize hücrenin başka hangi yönünü tanıtır? Eğer hücre zarı seçici geçirgense bilin ki mutlaka canlıdır. Seçici geçirgenlik bize hücre zarının canlı olduğunu ispatlar. Hücre zarı aynı zamanda incedir, saydamdır, esnektir. Demek ki yapısında ne varmış hücre zarının? %60 protein, %35 yağ ve %5 karbonhidrat bulunur. Devam ediyoruz. Evet, akıcı mozaik zar modelini öğrendik. Demek ki iki sıra lipid tabakası, aralarına protein molekülleri var. Karbonhidrat da var yapısında. Karbonhidratlar glikolipid glikoproteinleri oluşturuyorlar. Ve bunlar hücrenin kolları gibidir. Hücre dış ortamındaki besinleri bununla tanır. İki hücre birbirini bu kollarla tanır. Hormonların algılanması bu kollarla olur. Bunu unutmuyoruz. Evet.
Hücre zarının görevleri nelerdir? Bir de ona bakalım. Bir kere hücre zarı hücreyi dış ortamdan ayırır ve korur. Evet, glikolipid glikoprotein molekülleriyle birbirlerinin tanınmasını, hormonlara cevap verilmesini, madde alışverişini sağlar. Uyarıların iletilmesinde rol oynar. Çünkü hücrelerin dışında bir elektrik yükü vardır. Hatta sinirlerde eğer 11. sınıf konusundan hatırlıyorsanız artı ve eksi yük o sadece sinirlere özgü değil. Normal hücrelerimizde de bu vardır. Evet, hücre ve çevresi arasında madde alışverişini sağlar. Seçici geçirgen özelliğiyle madde giriş çıkışı kontrolü gerçekleştirilir. Unutmuyoruz, seçici geçirgen neyi sağlıyordu, bize neyi öğretiyordu? Hücre zarının canlı olduğunu. Bu arada soruyorum, hücre zarındaki kapılara ne denir? Hücre zarındaki kapılara por denir. Unutmuyoruz. Por, hücre zarındaki kapılardır. Ve porlar kesinlikle proteinlerden oluşurlar. Evet, hücreyle alakalı devam ediyoruz. Aşağıda akıcı mozaik zar modelinin kesiti şematize edilmiştir. Buna göre şekildeki X, Y, Z ile gösterilen maddelerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Az önce öğrendik zaten. Bakın X bir proteinin üzerine gelmiş. Görüyorsunuz bu X glikoprotein. Bakın şu Z protein. Şu Y ise nedir? Yağdır değil mi? Fosfatı gösteriyor ama yağı kastediyor. Evet, buna göre şekildeki X, Y, Z ile gösterilen maddelerle ilgili ifadelerin hangileri doğru? Hem de 2013 YGS'de çıkmış bir soru. 1. Dikkatli dinliyoruz. 1. X hücreye özgürlük kazandırır. Yani kimlik katar. Evet, bakın bu doğrudur demiştim size. Glikoproteinlerin o proteinleri özel DNA şifresiyle yapılıyor. Hücrenin kimliğini oluşturuyor. Demek ki 1 doğru. 2. Bakıyoruz. Z madde geçişlerinde işlev görür. Z nedir? Bakın protein. Evet. Bakın porlar proteinlerden oluşurlar. Bunu unutmuyoruz. Porlar proteindir. Dolayısıyla bu protein poru oluşturabileceği için madde geçişlerinde ne yapacak? Görev yapabilecek. 3. Suda çözünen moleküller. Bakın 2 de doğru oldu bu arada. 3. Suda çözünen moleküller yeğenin kuyruk kısmından kolayca geçerler. Hayır. Suda çözünen moleküller pordan geçerler. Dolayısıyla 1 ve 2 bizim cevap şıkkımız olacak. Devam ediyoruz. Bir başka soru daha. Ökaryot bir hücrenin zar yapısı ve özellikleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Az önce prokaryotun, ökaryotun ne olduğunu öğrendik. Hatırlıyorsunuz. Evet, bakalım. Ökaryot hücre çeşitli moleküllerin hücreye giriş çıkışını düzenler. Zarı vardır, olur. İçerdiği antijenik moleküllerle doku özgürlüğünü sağlar. Olabilir çünkü bakın dokulaşma ökaryot olanlarda vardır. Yani çok hücreliler ökaryottur. Dolayısıyla doku özgürlüğü onlarda olabilir. Taşıdığı reseptörlere çeşitli hormonlara cevap verir. Hücre zarının özelliğidir, yapar. Karbonhidrat yağ proteininden oluşur, doğrudur. Üzerinde bulundurduğu enzimlerle metabolik ATP'yi üretir. Asla. Hücrenin zarı ATP üretilen bir yer değildir. O yüzden cevabımız da Edirne şıkkıdır. Devam ediyoruz. Bir başka soru daha çözelim. Yukarıdakilerden hangileri glikoprotein ve glikolipitlerin görevlerindendir? Bunu ben size söylemiştim az önce. Bunlar neydi? Hücrenin kolları gibiydi. İki hücre birbirini bu kollarla tanıyordu. Maddelerin alınması bu kollarla sağlanıyordu. Hormonların algılanması bu kollarla oluyordu. Ve bakın bunların üçü de burada var. Hormonlara cevap verilmesi olur. Hücrelerin birbirini tanıması olur. Maddelerin geçişi olur. O zaman da cevabımız ne olur? Edirne olur. Evet, hücre zarından geçiş üstünlüğü. Önce şu notu bir bakalım. Not ne diyor? Nişasta, protein, glikojen gibi büyük moleküller hücre zarından geçemezler. Evet, çünkü bunlar pordan büyüktürler. Geçemezler. Dikkat edin, küçük moleküller büyük moleküllere göre daha kolay geçerler. Bu böyle değil mi? Küçük olan şeyler genellikle daha hareketli olurlar. Öyle değil mi? Mesela düşünün, güreşçilerde bile 40-50 kiloda güreşenler var. Çok hızlılar. 100-130 kiloda güreşenler var, ağırdırlar. Eğer bir canlı veyahut da bir madde ne kadar hafifse o kadar hızlıdır. Dolayısıyla küçük moleküller de büyük moleküllere göre hücre zarından hızlı geçerler. Nötr moleküller iyonlara göre daha kolay geçer. Bakın bu da doğru. Dikkat edin. Hücrenin zarının bir elektrik yükü vardır.
Hücrenin zarında dış kısımlar artıdır, iç kısımlar eksidir. Bakın, dışarılar artı, içeriler eksi. Eğer bir madde gelirse, bu madde nötrse çok kolaylıkla gelir hücreden içeriye girer. Ama eğer bir madde artı yüklüyse hücre zarı ne yapar? Onu iter. Eğer bir madde eksi yüklüyse ne olur? Hücre zarı tutar, onu kendine çeker, yapıştırır. Dolayısıyla nötrler kolaylıkla geçerler. Peki bu elektrik yüklü olanlar geçemezler mi? Geçebilirler ama onları almak için enerji harcamak zorundasın. Yani elektrik yüklü maddeler hücreye alınacaksa aktif taşıma diyebiliriz biz buna. Enerji harcanarak içeriye alınırlar. Devam ediyoruz. Yağı çözen moleküller çözemeyenlere göre kolay geçerler. Kim bu yağı çözenler? Dikkat edin, hemen buraya yazıyorum. Alkol, eter, bunlar yağı çözen maddelerdir. Ve alkol, eter gibi maddeler yağı parçaladıkları için hücreye kolay geçerler. Ve bir de yağda çözünen moleküller çözünmeyenlere göre kolay geçer. Yağda çözünenler kimler? ADEC vitaminleridir. ADEC vitaminleri yağda çözünen vitaminlerdendir. Dolayısıyla bunlar hücre zarındaki porlardan hızlı geçerler. Peki şöyle bir soruyla muhatap olsak. Yağda çözünen mi daha hızlı geçer yoksa yağı parçalayan mı daha hızlı geçer diye bir soru gelse bize ne cevap vermemiz lazım? Evet, ben söylüyorum. Tabii ki yağda çözünenler daha hızlı geçerler. Çünkü yağı parçalayan hücre zarına bir güç uygulamak zorunda. Siz bile ne kadar zayıf olursanız olun, sizi dövmek isteyen birisine karşı bir direnç gösterirsiniz. Öyle değil mi? Dolayısıyla hücre zarı da kendini parçalamak isteyen alkol ve etere karşı bir direnç gösterecektir. Bu da bize gösterir ki yağda çözünenler bundan dolayı daha hızlı geçerler. Evet, hücre zarından madde geçişlerine geldik. Önce şunu kabaca bir öğrenelim bakın. Hücre zarından madde geçişlerini pasif olanlar, pasif geçişler ve de aktif geçişler diye sıralayabiliriz. Bakın, pasif geçiş var ve bir de aktif geçiş var. Pasif ve de aktif geçiş. Pasif veya aktif olması neye göre değişir? Dikkat edin. Bakın, aktif geçişlerde ATP harcanır. Fark budur. Eğer ATP harcanıyorsa aktif geçiş, ATP harcanmıyorsa pasif geçiştir. Mesela kimler o zaman pasif geçiş olur? Bakın, birincisi difüzyon. Şimdi öğreneceğimiz şey. Difüzyon pasif geçiştir. İkincisi kimdir? Ozmoz. Nereye gittin? İkincisi ozmoz. Ozmoz da pasif geçiştir. Üçüncüsü kolaylaştırılmış difüzyon. Bakın, bu da pasif geçiştir. Pasif geçişlerde ATP harcanmaz. Aktif geçişlerde ATP harcanır. Aktif geçişler kim? Birincisi aktif taşıma, enerji harcanır. İkincisi endositoz, enerji harcanır. Ve de üçüncüsü egzositoz, enerji harcanır. Bakın, biz bunları göreceğiz. Ama önce difüzyonla gelin başlayalım. Difüzyon. Bakın, maddelerin çok yoğun oldukları ortamdan az yoğun oldukları ortama geçişidir. Bakın, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama madde geçişidir. Enerji harcanır mı? Az önce konuştuk. Harcanmaz. Enerji harcanmaz. Ve dikkat edin, canlılık şart mı? Hayır. Canlı da olsa, cansız da olsa difüzyon gerçekleşir. Ve dikkat edin, küçük moleküller tabii daha hızlı geçerler. Ve bir çok önemli bir şey bakın. Difüzyonda zar şart değildir. Difüzyon zar olsa da olur, zar olmasa da olur. Bu bilgiyi bir yerlere yazın. Difüzyon için zar şart değildir. Zarın şart olmadığı tek madde geçişi olayı difüzyondur zaten. İspatlayacağım. Mesela parfüm sıktım, odanın içerisine girdim. Parfüm odanın içerisine yayılır. Bakın, bu bir difüzyondur. Zar var mı orada? Hayır, yok. Ama difüzyon oldu. Maddeler çoktan aza doğru gitti. Veya çayımı aldım, içine şeker attım. Şeker çayın içerisine yayıldı. Bakın, zar var mı? Yok. Ama difüzyon oldu. Ama mesela oksijen çektim ciğerlerime. Akciğer alveol zarı var. Oradan geçti. Kılcal damarlarıma girdi. Bakın, zar varken de olabiliyor difüzyon. Zar yokken de olabiliyor. Demek ki difüzyon zara bağımlı değil.
Evet, burada bakın şu cümle önemli. Canlı cansız tüm ortamlarda gerçekleşir. Ve şu bilgiye de dikkat. Yoğunluk farkı arttıkça difüzyon hızı artar. Yani bu tarafta ne kadar çok madde varsa geçiş o kadar hızlı olacaktır. Difüzyon enerji harcanmadan gerçekleşen bir olaymış. Unutmuyoruz. İkincisi kolaylaştırılmış difüzyon. Bakın isminde de belli difüzyon. Bu da yine çoktan aza doğru gerçekleşir. Fakat bunun difüzyondan farkı nedir? Dikkat edin hemen çıktı. Dikkat edin taşıyıcı proteinler görev yapacak. Kolaylaştırılmış difüzyonda taşıyıcı proteinler görev yaparlar. Ve kolaylaştırılmış difüzyon mutlaka canlılarda olur. Yani kolaylaştırılmış difüzyonu gördüyseniz bunu yapanın kesinlikle canlı olduğunu söyleyebilirsiniz. Bakın difüzyon hem canlı hem cansız ortamda gerçekleşir. Ama kolaylaştırılmış difüzyon sadece canlılarda olur. Bunu bir yerlere not edin. Sadece canlılarda olur ve taşıyıcı proteinler görev yaparlar. Peki enerji harcanır mı? Hayır, enerji harcanmaz. Zar şart mı? Evet, kesinlikle zar şart. Evet. Kolaylaştırılmış difüzyon buydu. Bakın burada görüyorsunuz. Taşıyıcı proteinler var. Onlar sayesinde hücreden içeriye maddeler ne yapabiliyorlar? Girebiliyorlar. Ve unutmayın çoktan aza doğru geçiş olması lazım. Evet mesela bakın buradan buraya doğru geçiş kolaylaştırılmış difüzyondur. Görüyorsunuz taşıyıcı proteinler aracılığıyla geçiyor. Devam ediyoruz. Bir başka soru ile devam edelim. Yukarıdaki şekilde glikoz moleküllerinin çok yoğun oldukları yerden az yoğun oldukları yere doğru taşınması gösterilmiştir. Gösterilen madde taşınması ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakın az önce gördüğümüz kolaylaştırılmış difüzyonun şekline benziyor. Taşıyıcı proteinler var. Onlar sayesinde geçiyor. Evet, gösterilen madde taşınması taşıyıcı proteinleri görev almıştır. Evet, kesinlikle doğru. ATP harcanmıştır. Hayır. Glikoz, galaktoz, sükroz, maltoz. Bakın sükroz, maltoz büyüktür. Evet bunlar disakkarittir. Disakkaritler de pordan geçemezler. Glikoz gibi galaktoz, sükroz, maltoz aynı yolda taşınır. Hayır. Sükrozla maltoz büyüktür. Geçemezler. Kolaylaştırılmış difüzyondur. Evet. O zaman da cevabımız ne olur? Bursa seçeneği olur. Yedinci soru. Hücrelerde meydana gelen olaylarından hangileri kolaylaştırılmış difüzyonla gerçekleşir? Evet, kan plazmasında çözünmüş oksijenin doku hücrelerine geçişi. Ha bakın burada bazı ayrıntıları öğrenelim. Dikkat edin, notunuzu yazın. Gazlar, yani oksijen, karbondioksit gibi gazlar. Dikkat edin, hücre zarındaki porlardan da geçmezler. Yağlardan eriyerek hücreye girerler. Evet. Demek ki oksijen, karbondioksit gibi gazlar hızlı geçerler. Hem de porları da kullanmazlar. Doğrudan yağın içerisinden eriyerek hücreye girerler. Dolayısıyla bunların kolaylaştırılmış difüzyonla geçmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Evet aynı şekilde karbondioksitin de geçişi yine difüzyondur. Difüzyondur ama kolaylaştırılmış difüzyon değildir. Demek ki oksijen, karbondioksit difüzyonla geçerler. Hem de pordan geçmezler. Ama olay difüzyondur. Çoktan aza doğru geçiş vardır. Kolaylaştırılmış difüzyon olması ise mümkün değildir. 3. Dış ortamda çok yoğun olan glikoz moleküllerinin az yoğun olduğu hücreye geçişi. Evet, bu olur. Glikoz pordan geçer. Kolaylaştırılmış difüzyonla da geçebilir. 4. Protein moleküllerinin hücreye alınması. Protein büyük molekülü bir maddedir. Asla kolaylaştırılmış difüzyonla içeriye girmez. O zaman da cevabımız ne olur bizim? Adana seçeneği olur. Umarım bu soru anlaşılmıştır. Güzel bir soru bu. Geldik ozmoza. Ozmoz. Bakın ozmoz az yoğun ortamdan çok yoğun ortama su geçişidir. Bakın az yoğun ortamdan çok yoğun ortama su geçişi. Eğer siz bir yerde az yoğun kelimesini görüyorsanız aklınıza şu gelmesi lazım. Az yoğun su çok kardeşim. Az yoğun denilen yerde su çok. Bakın az yoğun ortamdan çok yoğun ortama ne geçişi demiştik biz? Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama su geçişine biz ozmoz diyorduk. Ki zaten mantık ne? Suyun çok olduğu bir yerden suyun az olduğu bir yere geçmesi. Çünkü çok yoğun dediğimiz ortamda su azdır. Evet.
Az yoğun ortamda su çok, çok yoğun ortamda su azdır. Bunu unutmuyoruz. Ozmozda enerji harcanır mı? Hayır. Canlılık şart mı? Hayır. Ozmoz hem canlı hem de cansız ortamda olur. Peki ozmozda enerji harcanır mı? Hayır, enerji harcanmaz. Zar şart mı? Evet. Zarın şart olmadığı tek bir olay vardır. O da difüzyondur. Ozmozda zar şarttır. Bunu unutmuyoruz. Ve şuradaki bilgilere dikkatinizi çekmek istiyorum. Hipotonik çözelti demek suyun çok olduğu ortam demektir. Yani hücremizle dış ortam arasında, hücremiz dış ortama göre su daha az, dışarıda su çok. Hipotonik dediğiniz yerde, hipotonik çözeltide su çok olur. Evet, izotonikte ise dengededir. Su miktarı ve çözünen madde miktarı eşit olan ortam. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Yani izotonik, bir hücreyi bir ortama bıraktım. Hücre dış ortamla su da işte almıyor, su geçişi de olmuyor. Hoş su geçişi, madde geçişi olur ama hücrenin yapısında bir değişiklik olmuyor. O zaman diyebilirsiniz ki bu hücreyi bıraktığımız ortam izotonik bir ortamdır. Hücrenin şeklinde bir değişiklik olmuyorsa izotonik ortamdır. Evet, bir hücreyi hipotonik ortama bıraktığınız zaman hücre su alır, şişer. İzotonik ortamda hücrenin yapısında bir değişiklik olmaz. Hipertonik ortam ise maddenin çok olduğu ortamdır. Bir hücreyi hipertonik bir ortama bırakırsanız hücre su kaybeder, büzülür ve biz buna da plazmoliz deriz. Devam ediyoruz. Evet, bakın gördük burada plazmoliz. Zaten duyduk az önce, söyleyelim hemen. Hücreyi alıp hipertonik bir ortama bırakırsak hücrenin su kaybederek büzülmesine plazmoliz diyoruz. İster bitki hücresi olsun, ister hayvan hücresi olsun. Bakın bitki hücresinde dikkat edin. Şu ortadaki görüyor musunuz? Zar içeriye doğru büzüştü. Hücre su kaybetti. Hipertonik bir ortamda hücre su kaybeder. Deplazmoliz, ne yaptınız? Bu sefer hücreyi aldınız. Hipotonik, yani yoğun, suyun çok olduğu bir ortama bıraktınız. Hücre su aldı, şişti, eski haline geldi. Biz buna da deplazmoliz diyoruz. Plazmoliz olmuş hücreyi hipotonik bir ortama bıraktık. Su aldı, şişti, eski haline geldi. Buna deplazmoliz dedik. Turgor nedir? Dikkat edin. Bir hücreyi alsak, ki bu bahsettiğimiz olay bitkiler için geçerlidir. Turgor hali bitkilerde vardır. Hücreyi hipotonik bir ortama bıraktık. Hücre, bitki hücresi su aldı, şişti, şişti, şişti ama patlamadı. Biz o bitki hücresinin şişkin haline turgor hali deriz. Eğer bu bir hayvan hücresi olsaydı, bir hayvan hücresini hipotonik bir ortama bıraksaydınız, hücre su alır, şişer, şişer, şişer ve patlar. Evet, hayvan hücresinin su alıp şişip patlamasına ise hemoliz diyoruz. Hemoliz, hayvan hücresinin su alıp şişip patlamasına verdiğimiz isimdir. Bitkilerde hücre çeperi olduğu için böyle bir patlama olmaz. Biz bitkinin su alıp, bitki hücresinin su alıp şişmiş haline turgor hali deriz. İşe de yarar bu hali. Ne işe yarar? Otsu bitkilerin dik durmasını sağlar. Ayrıyeten biliyorsunuz küstüm otu gibi, ondan sonra böcek kapan gibi bitkilerdeki nasti hareketi bu turgor hali sayesinde sağlanır. Demek ki bitki hücresinin su alıp şişmiş o turgor hali bitkide bir şeylere yarıyor. Devam ediyoruz. Bir tane soruyla devam edelim. X hücresi sırasıyla 3 farklı çözeltiye her defasında hücre eski haline döndürülerek konulduğunda aşağıdaki grafik oluşuyor. Yani koyuyorsun, bir görüntü çıkıyor, sonra tekrar eski haline getirip başka bir yere koyuyorsun. Bakın birinci ortama koyduk, hiçbir değişiklik olmamış. Ha, o zaman bu kesinlikle izotonik. Onu söylemiştik. Bakın A veya B'den birisi cevap olacak. Şu an 2'ye indirdik şıkları. Ben bıraktım. Baktım ki hücre su kaybetti, büzüldü. Ha, hücre su kaybediyorsa dışarısı yoğun demektir. O zaman dışarısı hipertonik demektir. Cevap da nedir o zaman? Adana'dır. Devam ediyoruz. Bir başka soru. Örnek 9. Bir hücrenin bir molekülü pasif taşıma, yani difüzyon ile içine alamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet, hangisi olabilir acaba? Bakalım. Biliyorsunuz pasif taşıma, yani difüzyon, pordan geçebilen maddeler için geçerlidir. Dolayısıyla molekülün yapısı büyük olursa kesinlikle difüzyonla alınamaz.
Bir başka soru. Aşağıdakilerden hangisi kolaylaştırılmış difüzyonla hücre zarından geçemez? Büyük olan bir şey varsa o geçemez. Dipeptit, bakın, iki amino asit demektir, değil mi? O zaman bakın, Bursa seçeneği pordan geçemeyecek kadar büyüktür. Kolaylaştırılmış difüzyonla alamazsınız. Başka bir soru. 11. örneğe bakıyoruz. İçinde %20'lik glikoz çözeltisi bulunan bir bağırsak parçası aşağıdaki ortamların hangisinde plazmolize uğrar? Plazmoliz olması demek ne demektir ya? Su kaybetmesi demektir. Dolayısıyla %20'den daha yoğun bir ortama koymanız lazım. %20'den daha yoğun ortam hangisi var? Bakın, Edirne seçeneğinde var. Devam ediyoruz. Bir başka soru daha. Aşağıda verilenlerden hangisi hücre teorisine ait değildir? Bakın, hücre teorisine ait olmayan bir şey arayacağız. Hatırlıyorsanız eğer söylemiştik, prokaryot hücreler var, ökaryot hücreler var. Prokaryot hücreler, arke, işte siyanobakteri, bakteri, bunlar tek hücrelidirler. Ve onlarda dokulaşma görülmez. Dokulaşma ökaryotlarda vardır. Bakın, tüm canlılarda hücreler dokulaşır diyor. Oysa prokaryot olan hücrelerde dokulaşmadan söz edemeyiz. 2017 LYS sorusu çıktı karşımıza. Evet, buna bir bakalım. Nasıl bir soru? Difüzyon ve ozmoz ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri ortaktır? Difüzyon ve ozmoz için ortak olanı arıyoruz. Enerji harcanmaksızın gerçekleşirler. Evet, bu ikisi için ortak. 2. Seçici geçirgen olan yapay veya doğal bir zarın varlığında gerçekleşebilirler. Evet, gerçekleşebilirler. Bu da olacak. 3. Zardan geçemeyen moleküllerin hücre dışına atılmasını sağlarlar. Difüzyon da ozmoz da zardaki porlardan geçebilen maddeler için geçerlidir. Büyük moleküllerin geçişini izah etmezler. O zaman bu cevaplarımızın arasında olmayacak. Ve cevabımız da ne olacak bizim? Denizli olacak. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi hücre zarından difüzyonla geçer? Küçük bir şey arıyoruz. Bakın, bu da pordan geçebileni soruyor. Sükroz büyüktür, maltoz büyüktür, laktoz büyüktür, dipeptit büyüktür, oksijen. Evet, oksijen geçer. Prokaryot bir hücrenin yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Prokaryotlar, ökaryotlar arasındaki en önemli fark neydi? Ökaryotlarda çekirdek vardı, prokaryotlarda yoktu. Prokaryotlarda çekirdek bulunmaz. Geldik bir başka soruya daha. 16. örnek. Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının yapısıyla ilgili yanlış bir ifadedir? Glikoprotein glikolipit bulundurur. Doğru. Yapısında karbonhidrat bulunmaz. Olur mu öyle şey? Glikoproteindeki gliko, glikolipitteki gliko. Bak, bunlar karbonhidrattır. Dolayısıyla cevap da Bursa seçeneğidir. Bir başka soru daha. Yukarıdaki ifadelerden hangileri akıcı mozaik zar modeline göre doğrudur? Bakıyoruz. Protein moleküllerinin yeri sabittir. Hayır, yanlış. Proteinler yağın içerisinde hareketlidirler. Porların sayısı ve yeri değişkendir. Evet, proteinler hareketli olduğu için, porlar da proteinlerden oluştuğu için porların sayısı ve yeri değişken olabilir. 3. Zarın yapısında hareketli iki sıra yağ tabakası bulunur. Evet, iki sıra ve hareketli yağ tabakası vardır. Cevabımız da nedir bu soruda? Edirne'dir. Evet arkadaşlar, örnekleri çözdükten sonra şimdi sıra ödev testlerimizi halletmeye geldi. Bakıyoruz. Yukarıdaki numaralandırılmış özelliklerden hangisi hücre zarına ait değildir? Hemen inceliyoruz. Hücre zarı canlı mıdır? Evet. Seçici geçirgen midir? Evet. Yalnız hayvan hücrelerinde bulunur mu? Hayır. Bitkilerde de vardır, bakterilerde de vardır. Herkeste var hücre zarı. O zaman o yanlış. İkinci soru. Yukarıdaki organik moleküllerden hangileri hücre zarının yapısına katılır? Hücre zarının yapısında yağ vardır, iki sıra lipid tabakası. Protein vardır, yağların içerisinde gezer ama vitamin olmaz. O zaman cevabımız ne olacak bu soruda? 1-3 olacak. Üçüncü soru. %10'luk glikoz çözeltisi içeren bir hayvan hücresi. %20'lik glikoz içeren bir ortama konulduğunda, bak, %10'luk glikoz içeren bir hücreyi aldık. %20'lik bir ortama koyduk. %10'lukta su daha çok. Dolayısıyla yani bizim hücreyi bıraktığımız ortam hipertonik bir ortam. Dolayısıyla bizim hücremiz bu ortamda ne yapacak? Su kaybedecek ve büzülecek. Su kaybedip büzülünce meydana gelen olayın ismi neydi? Plazmoliz. Dolayısıyla da cevap Adana olacak. Bir başka soru daha.
Difüzyonu etkileyen faktörlerle ilgili yukarıda verilen grafiklerden hangileri doğrudur? Molekül büyüklüğü arttıkça difüzyon hızı artar mı? Hayır tabii ki. Molekül büyüklüğü azaldıkça difüzyon hızı artar. Peki sıcaklık arttıkça difüzyon hızı ne olur? Sabit mi değişir? Hayır, sıcaklık arttıkça difüzyon hızı da artar. Demek ki bu da yanlış oldu. Üçüncüsüne bakıyoruz. Neymiş bu? Yoğunluk farkı arttıkça difüzyon hızı artar. Evet doğru. O zaman sadece bu doğru. Cevabımız da Ceyhan seçeneği oldu. Beşinci soru. Kolaylaştırılmış difüzyonla hücre içine alınan bir molekül verilenlerden hangileri olamaz? Hatırlıyorsanız kolaylaştırılmış difüzyon da pordan geçebilen maddeler için geçerliydi. Ve size bir ayrıntı falan da söylemiştim. Gazlar da porlardan geçmiyordu. Onları da kolaylaştırılmış difüzyonla alamazsınız. Hadi bakalım buna göre gelin bu soruyu beraberce inceleyelim. Glikozu kolaylaştırılmış difüzyon alabilir miyiz? Evet alabiliriz. Proteini? Hayır alamayız. Demek ki benim aradığım şık da 2 olacak. Vitamin geçebilir mi porlardan? Evet olabilir. Karbondioksit de geçebilir ama karbondioksit biliyorsunuz difüzyonla geçer ve poru kullanmak zorunda değildir. O zaman cevabım da ne oldu benim? Denizli seçeneği oldu. Geldik 6. soruya. Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının görevlerinden biri değildir? Evet hücre zarı bakın dış ortamdan ayırır doğru. Madde alışverişini sağlar doğru. Hormonları tanır cevap verir doğru. Madde iletimde görev alır doğru ama asla sentez yapmaz. Glikoprotein sentezi nerede olur? Golgi organelinde olur. Hücre zarında değil. 7. soru. Aşağıda verilen canlılardan hangisinin kalıtım materyali sitoplazmada yer alır? Yani bana prokaryot olan canlıyı bul diyor burada. Prokaryot olan canlı kim bunların arasında? Siyanobakteridir. Evet. Bitki hücresinde su konsantrasyonu artmış ise... Yani su almış. Olaylarından hangileri görülür? Hücrenin hacmi artmıştır su aldığı için. Evet. Çekirdek kenara itilmiştir. Bakın buna çok dikkat edin. Bitki hücrelerinde biliyorsunuz merkezi büyük bir koful vardır. O koful suyu alınca organelleri kenarlara doğru iter. Çekirdeği de itebilir. O yüzden onu da alacağız. Plazmolize mi uğramıştır? Hayır. Plazmoliz su kaybedip büzülme demektir. Bu olmayacak. O zaman cevabımız ne olacak bizim bu soruda? Denizli seçeneği olacak. Geldik 9. soruya. X maddesi hücre zarından difüzyonla alınamıyorsa nedeni verilenlerden hangileri olabilir? Allah Allah. Difüzyonla alamıyoruz. Molekül yapısı büyük olabilir mi? Evet olabilir. Hücrede ATP miktarının az olması ne alakası var? Zaten difüzyonda ATP harcanmıyor. Gerek yok. Evet molekül nötr olması. Nötrse çok rahat girmesi lazım. O zaman cevap ne oldu? Adana oldu. Bir başka soruya daha geçtik. 10. soru. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi hücre zarındaki porlardan geçemez? Büyük olan bir şey varsa geçemez. Hangisi büyük burada bakıyoruz. Evet protein. Büyük moleküllü ve geçemez. 11. soru. Kolaylaştırılmış difüzyonla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Kolaylaştırılmış difüzyonda enerji kullanılmadan gerçekleşir doğru. Ama şunu unutmayın bakın canlılık şart. Taşıyıcı proteinlerle yapılan difüzyondur. Bu da doğru. Taşıyıcı proteinlerle yapılır. Sıcaklıktan etkilenmez. Yanlış. Taşıyıcı proteinler olduğuna göre mutlaka sıcaklıktan da etkilenecektir. O zaman cevabımız ne oldu bu soruda? Denizli seçeneği oldu. Evet, bir başka soru daha çözelim. Difüzyon hızıyla ilgili yukarıda verilen grafiklerden hangileri doğrudur? Difüzyon hızıyla ilgili yukarıdaki grafiklerden hangisi doğruymuş? Evet, sıcaklık arttıkça difüzyon hızı artar. Bu doğru. Yoğunluk farkı arttıkça difüzyon hızı azalır mı? Hayır, artması lazım. Ve harcanan ATP ile difüzyon hızı artarmış. Difüzyonda ATP harcanmaz ki. O zaman cevabımız Adana oldu. Bir başka soru daha. %7 tuz yoğunluğuna sahip bir hayvan hücresi aşağıdaki ortamlardan hangisine bırakılırsa diğer ortamlara göre daha fazla su alır? Bakın saf su %100 su demektir. Ve hipotonik, en büyük hipotonik budur. %7 eğer saf suya konursa en fazla suyu buradan alır. 14. soru. Bulunduğu X ortamı ile izotonik haldeki bir hücre kendisine göre hipertonik çok yoğun olan Y ortamına konulduktan bir süre sonra tekrar X ortamına geri konuluyor. Bakın önce götürülüyor Y'ye konuyor. Y neymiş? Hipertonik. Yani orada su kaybetti, büzüldü.
Değil mi? Artık kendisi hipertonik oldu. X ortamına geri koyduğumuz zaman o hücre artık hipertoniktir. Değil mi? Yeniden X ortamına koyduğumuzda o hücre hipertonik olur. Dolayısıyla dış ortam, yani X ortamı kendisi için artık hipotoniktir ve su alır oradan. İkinci kez X ortamına konulduğunda ortam ve hücrede meydana gelebilecek durumlarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Hemen inceliyoruz bunu. 1. X ortamı hücrenin yeni durumuyla izotonik değildir. Doğru. Madde alışverişi gerçekleşmez. Yanlış, gerçekleşir. Hücre ortamdan su alır. Doğru. O zaman cevap ne olur? Denizli seçeneği olur. 15. soru. Yukarıdaki şekilde böyle pencere şekli gibi olan amino asit, çizgi peptit bağı, ok var madde geçişini gösteriyor. Buna göre hangi numaralı geçişler kolaylaştırılmış difüzyon olarak isimlendirilir? Biliyorsunuz ki kolaylaştırılmış difüzyon çoktan aza doğru geçiştir. Bakın bir de çoktan aza doğru geçiş var. Benim aradığım şıkta bir olacak o zaman. Ama bakın 2'de görüyor musunuz? Bağlı, arada peptit bağı var. Yani bunlar monomer değil. Büyük moleküllü madde difüzyonla, bu kolaylaştırılmış difüzyonla geçemez. Zaten bunda daha büyük moleküllü maddeler, bunlar da kolaylaştırılmış difüzyonla geçemez. Cevabımız da ne olur? Adana seçeneği olur. Peki gençler, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydamız olmuştur. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.